BK-85-86. İlk olarak lehimleme kolunun montajını yapacağız. Lehimleme kolunda bulunan oluk makinedeki çıkıntıya karşılık gelir. Somunu kilitliyoruz. Havya standına lehimleme kolu yerleştirildikten sonra havya kol sehpasını cihazın kasasına monte edeceğim. Üfleme nozulunu sıcak hava koluna takıyorum. Nozul üzerindeki montaj vidasını iyice sıkıştırıyorum. Cihazı çalıştırmak için 220 volt güç kablosunu takıyorum. Cihazın güç anahtarını açtığımızda ekranda gösterge ışığı yanacaktır. Ekrandaki 3 yatay çubuk ibaresi bekleme modunda olduğunu gösterir. Sol taraf sıcak hava tabancasını, sağ taraf lehimleme havyasını gösterir. Sıcak hava ısı tabancası beklemedeyken sol tarafta bulunan güç anahtarını açın. Sıcak hava tabancasını bireketten aldığınızda hava tabancası gösterge ışığı yanacaktır. Isı değerini bu tuşlarıyla ayarlayın. Döner fonksiyonlu anahtar ile kol hava debisini ayarlayabilirsiniz. Sağ taraftaki güç anahtarıyla lehimleme istasyonunu açıyorum. Hava tabancasını alıyorum. Alttaki gösterge ışığı lehimleme istasyonu havyayı gösteriyor. Yukarıdaki gösterge ışığı ise sıcak hava bölümünü gösteriyor. Havya seçimini değiştirmek için set düğmesine basıyorum. Sıcak hava havya ve lehimleme havyasının sıcaklığını ayarlıyorum. Tekrar ayar düğmesine basıyorum ve lehim istasyonunu ayarlıyorum. Önce güç anahtarını kapatmalısınız. Aynı anda 3 düğmeyi basılı tutarak güç anahtarını açıyorum. 1. Lehim sıcaklığı kalibrasyon anlamındadır. Artı eksi 50 santigrat derece dengelenebilir. Kaydetmek için set düğmesine basıyorum. 2. Sıcak hava tabancasının sıcaklık kalibrasyonu anlamına gelir. Artı eksi 50 santigrat derece dengelenebilir. Kaydetmek için set düğmesine basıyorum. 3. Havya uyku ayarı anlamına gelir. Off konumu uyumadığını gösterir. Sıcak hava tabancası uyku ayarıdır. Uyku modunun ertelenmesi ayarına girmek için set tuşuna basıyorum. Kaydetmek için set düğmesine tekrar basıyorum. 5. Sıcak hava tabancası ve lehimleme havyası için santigrat ve Fahrenheit seçimini yapmak için kullanılır. Kaydetmek için set düğmesine basıyorum. 0. Yapılan ayarları varsayılan ayarlar olarak kaydeder. Kaydedip menüden çıkıyorum.